Merhabalar herkese. Bugün yine ablam Pelin var yanımızda. Selam. Bugün Şokopop oyununu oynayacağız. Çok heyecanlıyız çünkü magazin severiz aslında. Ama eskiden severdik. Bu bilgilerimiz ne kadar taze bilmiyoruz. Kameranın arkasında Kenan var. Bize sorular soracak ve biz onları bilmeye çalışacağız. Cezalı bir oyun yaptık. 3 turumuz olacak. 5 soruyu doğru bilen ödül alamıyor ama doğru bilemeyen ceza alıyor. Önde şatlarımız var. Şatların içerisinde işte sirke, limon suyu, turşu suyu var. O zaman hepimiz hazırsak oyuna başlayalım. Beklediğin enerji tam bir mesir macunu etkisi. Mesir macunu. Hadi gel bir tanesi. Şimdi söz meclisten dışarı başlıyor. Mesir macunu etkisi. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Hülya Avşar ve Yıldız Tilbe ile farklı zamanlarda polemiğe giren magazin muhabiri kimdir? Aa, bunu hiç bilmem. Yıldız Tilbe'nin bir çıkışıyla ünlü bir magazin muhabiri. Hiç bilmem. Mustafa. Kadın. Sarışın bir kadındı. Sarışın olmuş muydu bilmiyorum. Bilmiyorum da. Sen bildin mi? Ben biliyorum o sorunun cevabını. Nereden biliyorsun? Dillere pelesenk olmuş bir şey var bunun. Ay ben bilmiyorum. Çıkışı var ya. Söyle. Eskinin magazincilerinden. O zaman pas diyorsan başlayalım. Ben pas dedim. Seyhan Erdal. Doğru. Doğru, biliyorum. Seyhan. Salak. Bilmiyor musun onu? Hayır, bildim işte, sarışın bir kadın değil miydi değil, o? Değil, hayır. Nasıl da bu Seyhan? Horu bu Seyhan. Aşk olsun. Çilemden devam ediyorum bu arada. Tamam. Ebru Gündeş'in Sen Allah'ın Bir Lütfusun klibinde oynayan eski Fenerbahçeli futbolcu kimdir? Uçe. Soyadını bilmeme gerek yok. Uçe. Doğru, hatta bebek seviyorlar o klipte. Çocukları da olmuş. Maşallah, her şeyi biliyorsun. E biliyorum ki ben. Benim aklımın içi çöplük gibi. Uçe Veli. Üret ya. Nereden üreteyim Afrikalı bir oyuncu arkadaşımı? Tamam ya, kazansın, tamam. Sporcu, oyuncu. O zaman Başak doğru. Halinden dolayı ikinci kart verelim. Hızlı başladı Başak. Uçe ney soyadı? Okeçukwu. Nereden bileyim yani. Yine Başak'tayız. Evet. Hülya Avşar hangi ünlü gol kralıyla aşk yaşamıştır? Gol krallarını düşüneyim biraz. Futbolcu hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de oynadı. Beşiktaş deseydim bilirdim. Metin Ali Feyyaz. Üçü birden. Üçü birden. Bilmiyorum bu sorunun cevabını. İçlerinden biri ise şey yap, kaş göz falan yap. Değil, değil. O zaman Pelin'e geçiyorum. Aynı soruyu yöneltiyorum. Tek diyebileceğim şey Maradona. Tek bildiğim futbolcu değil miydi Maradona? Futbolcu. Tek bildiğim futbolcu adı hem Maradona. Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de oynamamıştır diye. İşte tek bildiğim futbolcu adı Maradona olduğu için onu salladım. Bir tüyo daha vereyim. Şöyle. Belki tutturursun. Hı. Tüyoyu bana niye vermediysen abi. Sen aldı zaten her şeyi, kazandı zaten. Hem Galatasaray'ın Fenerbahçe dedim sana. Sana aldı dedi, tamam ha, bitti senin hakkı. Bir tüyo da oraya anladım. Geçiyorum. Samsun Spor'da da oynadı. Çok bir, evet. Bir de çalkantılı, sansasyon olaylara çok karışan bir futbolcuydu. Kaya Çilingiroğlu futbolcu değil. Değil. O Beşiktaş'ta aynı zamanda. Maşallah, sen de her şeyi biliyorsun. Ben onun için oynamıyorum işte, arkadayım. O zaman geçiyorum. Geç ama geç. Kim olduğunu söyle. Tanju Çolak. Olabilirdi. Kesin biliyorduk ya. Güzel de tiyolar verdim. Aslında. Güzel verdin de işte. Bunu bilebilirsiniz bence. İkiniz de bilebilirsiniz. Bilmiyorum. O zaman ablamı mı acaba? Hayır ya, yok ya. Başak'tan yap. Yapacak bir şey yok. Kaderim neyse. Murat Boz. Hangi ünlü şarkıcının vokalisti olarak müzik sektörüne adım atmıştır? Tarkan. Doğru mu? Doğru olduğunu söylemiyor ama arkada güldü. Ben doğru anladım. Mu? Doğru mu? Sen nereden biliyorsun bu soruları ya? Benim de herhalde hayattaki skillim. Oturayım magazin olabilir mi? İyi uykular. Ben belki derim ki yani eşi için özellikle kolay şeyleri oraya biriktirmiş. Oturup izledikleri magazin şeylerini, az önce konuştukları belki konuları en başa iliştirmiş. Ne bileceğim ben? Çamur at izi kalsın. Sadece ellerini kullanarak bir elmayı ikiye bölebilen Türk sanat müziği sanatçısı kimdir? Türk sanat müziği mi dedin? Evet. Halk müziği deseydin bir tahmin yapabilirdim de. Yap tahmin, hadi bakalım. İzzet Yıldızhan diyebilirim. Cinsiyeti söyle. Kadın. Sen de istedin. Onu diyecektim ya. Muazzez Ersoy. Değil. Muazzez Abacı. O da değil. Tamam, elendik. Kamil Türk sanat müziği deyince, kadın deyince aklınıza kim geliyor? Zeyen Senar. Zeyen Senar. Ben yemin ederim diyecektim. Ben nedense böyle şeyim, ona da ver, o da kazansın. Azeri şarkıcı Günel'in Didem klibinde rol alan ünlü sunucu kimdir? Kadın erkek de olabilir ama.
Sunucu deyince nedense kadın. Cinsiyetçi tavrım ortaya çıktı bir. Spor spikeri kadın. Başak bence bildi şu an. Ben bildim tabii ki. Eski spor spikeri ama eski herhalde. Spor spikeri. Şimdi influencer oldu. Influencer mı? Kaç yaşlarında? 40'lı yaşlarında falandır yani herhalde. Yani o kadar. Çalışken falan değil değil mi? Değil. Spor spikeri değil. Ay bir yani daha evet. Düşün. Şöyle bir açıklaması vardı. Erkek arkadaşım yanımdayken cüzdan taşımama gerek yok şeklinde. Hatta bayağı eleştirilmişti o konuda. Ben bilmiyorum ya. Söyle saymayacağım. Sayma. Burcu Esmer Soy. Aa, öyle bir şey mi söylemiş? Ya ben magazinin köpeği olmuşum ya. Bütün genel sorular bana kolay geliyor. Ama orada olmak ayrı. Belki orada olsam bilemem. Sanki şeydeyiz. Çarkı felekteyiz yani. Harf olayım. Petek Dinçöz ve Can Tanrıyer hangi talk show programında canlı yayında evlenmiştir? Hangi talk show? Beyaz Show. Başak sen bu soruları daha önce çalıştın mı? Hayır. Ama bence bunlar kolay sorular. Biz Evleniyoruz adlı reality izdivaç programında şöhreti yakalayan ve ardından Gül Bence'de kafasında bardak kıran Türkiye'nin damadı kimdir? Caner. Tamam kabul ya kabul. Tıs. Caner kal. Kapmayın! Kenan bir şey sorabilir miyim? Sen kaş göz falan mı yapıyorsun Başak? Hiçbir şey yapmıyorum. Özellikle bilmemesine çalışıyorum. Ama sürekli Başak'a bakıyorsun. Olur mu sana da bakıyorum. Hayır bana hiç baktığını görmedim. Sürekli Başak'la göz gezisin. Öbür turda ablamla başlayalım. Tamam. Geçen turda ablamla Liman suyu. Bu zor soru mesela. Bunu ben de bilmiyorum. Bana bütün zor soruları hayır, getiriyor. Sana söylerken yine kolay başlayalım. Sorular diyor ha. Fark ettin mi? Bu kolay diyor. Değiştireyim diyor ondan sonra da. Ne olacak? Savunma bir kere de. Bunu var ya bil diye soruyorum. Öyle söyleyeyim sana. Hugo'nun unutulmaz sunucusunun adı nedir? Unuttum adamın adını. Unuttum adamın adını. Unutursun adamın adını. Unuttun yıllardır yok. Telefonla arıyorduk. 3'e bas, 9'a bas adam kaydırıyordum falan. Hatırla o. Evet, orada hatırladın. Çok büyük bir olay olmuştu. Küfür vardı. Hugo'nun. Evet. Kim kime küfür etti? Telefondaki çocuk şeye. Sunucuya mı? Sunucuya. Sunucuna ne diye küfür etti? Söyler misin? Adamın adını hatırlat da ben devamını getireyim. Ben cevap vermeyeyim o zaman. Ver yani. Hiçbir şey bilmiyor. Ver bu abi bir dövüş değil yani. Ver cevap ver. Ya yani soyadını bilmiyorum da Tolga abi yani. Cevap tam olarak Tolga abi. Tolga abiden kaynaklı bir kitap veriyoruz ve devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Tarkan'ın Kuzu Kuzu klibinin yönetmenliğini kim üstlenmiştir? Çağınırmak. Ne bileyim ben kim üstlenmiştir? Yönetmen mi biliyor sanki? Nuri Bilge Ceylan. Öyle bir şey çıkacak bu, yalnız bunun arkasında. Hayır. Bu şarkıcı aynı zamanda. Sanatçı yine aynı yıllara ait. Söyleyeyim mi? Söyle. Kenan Doğulu. Değil. Öyle mi? Ha. Metin Aralat. Ha, onun çünkü öyle. Evet ya vardı, hatırladım evet vardı, ya. Doğru. Siz magazin izlerken ben ne yapıyordum acaba? Ben herhalde ders çalışıyordum ya. Sen de magazin izliyordun şimdi. Ben sanmıyorum. Magazin izleseydim bu kadar soruya cevap verirdim yani. Magazin izlediği belli. Katıldığı bir programda zekasından yararlanmak isteyen uzaylıların geçmişte spermlerini çaldığını öne süren ünlü şarkıcı kimdir? Şarkıcı mı? Şarkıcı şöyle. Türk Elvis diyebiliriz. Artı... Ben saksı değilim diyebilirim zaten. Ay neydi ya? Neydi ya? Dilimin ucunda ya. Biz niye bu oyunu oynuyoruz o zaman? Sen hiçbir şey bilmiyorsan biz neden yarışıyoruz hepsini sen içeceksen? Acık düşün. Erol Evgin. Hayır. Erol Büyükburç. Doğru artık ver bir kart. Allah aşkına bir kart ver. Şokopop izleseydin kesin bileceğim bir soru soruyor. Siz bence Şokopop izlediğiniz için biliyorsunuz bu hepsine soruları. Hepsine değil ama ya. Seda Sayan'ın bacı kimliğini ortaya çıkarttığı TGRT'de yayınlanan efsane programının adı nedir? Bak bacı kimliğini. Bacılarım hoş geldin. Bacılarım hoş geldiniz. Yardımsever bacılar. Yardım et Seda. Kop gel Seda. Ablanız Seda. Bak bacı bacı. Bacı geçiyor. Programın bacı içinde geçiyor. Bacı geçiyor. Sen böyle çok zorda kaldın ve bacıya sesleniyorsun. Bacım yardım et. Ne dersin? Bacım koş. Koş bacım. Koş bacım. Koş mu abi? Koş, yürü. Çok zordasın abi. Birine diyeceksin. Acil bacı. Gel. Acil bacı.
Gel. Zordayım, gel. Az zamanım kaldı. Bir şey yapmam lazım. Ölüyorum bacı. Yetiş bacı. Yetiş bacım. Bacım. Erkekler çorap gibidir. İkisini de kaçmadan değiştiririm. Bu sözler hangi ünlü popstara aittir? Megastar. Seda Sayan. Değil. Megastar. Tarkan neyse bu o. Demet Akalın falan mı? Tarkan neyse bu o dediği Demet Akalın. Şebnem Paker'in 1997 yılında söyleyeyim mi? Hangi şarkıyla Eurovision şarkı yarışmasında 3. olmuştu? Dinle. O kadarını biliyorum. Verelim artık. Ha, keşke sen söyleyeyim mi diyeceğin ama orada dinle deseydin. Olsun, ben hani şeyde yapmak istemedim haksızlık ama işte sirke herhalde bana gelecek. Neyse devam edelim. Analım diye soruyorum. Zor bir soru değil. Zeki Müren'in lisede alt dönemi olan ünlü performans sanatçısı kimdir? Performans sanatçısı, altını çizeceğim özellikle. Huysuz Virgin. Tamam, kim? Seyfi Dursunoğlu. Performans sanatçısı orada yazıyor mu? Ha tamam. Adil de Pelin bunu bekliyormuş. Eşit cevap evet, vermeye. Evet, aynen. Hadi bakalım. Güzellik yarışmasında birinci olmasından sadece bir gün sonra geçmişte bir evlilik yaptığı ortaya çıkan ve tacına bu sebeple veda eden ünlü güzel kimdir? Bildim bu olayı. Olayı bildim. Demet Şener. Yok ya, o güzel oldu zaten. Hülya Avşar. Evli miymiş o? Evet, o zaman öyle bir şey vardı. Hatırlıyor musun? Hülya Avşar'la İbrahim Tatlıses'in konserine gitmiştik Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Hatırlıyor musun? Ben kaç yaşındaydım o zaman ben acaba? Ben bilmiyorum ama ben de küçüktüm. Sen de küçüksündür. Ama gitmiştik. 4'e 3 miymişiz? Oha! Sultan lakabıyla tanınan ünlü oyuncu. Türker Şoray. Daha ben soruyu şey yapamadım. Sen orada bilerek yaptın. Bak ne yaptı? Burada 4 tane mi 3 tane mi dedi ya. Ben oraya baktım. 3 ben kendimi sayıyordum. 4 sen o sırada hemen yapıştırdın. Şartları eşit hale getirdin ve şu anda yani nasıl şey yapacağını bilmiyorsun. Saldıracağını gerçekten. Çok güzel bir soru geldi gerçekten. Onu sormak istiyorum. Gizem Özdilli ve... Başak, orada kuş var, baksana be. Bir bak. Aa, ne yapıyor komşu? Hadi dinle dinle. Gizem Özdilli ve Tuğba Özay önderliğinde başlatılan temiz podyum hareketi hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır? Otel odasında geçen bir muhabbet. Tostumu yedim, bekliyorum. Ha, olabilir. O zaman 5-7. İç tatlım. Sirke geldi ha. Mavide sirke vardı. Aa, çok kötü. İçebildiğin kadar. O kadar mı kötü? O kadar mı kötü? Başak, yarışmamız devam etsin. Tekrar sirkeli su koyalım mı arkasına? Çok kötü. Yarışmaya devam etsin. Ben çok hoşuma gitti bu yarışmaya. Hayatımda ilk defa sirke tattım. Hiç nasıl? Salatada falan sirke yemedin mi sen? Hiç yemedim. Nasıl? Ve bu kadar keskin bir tadı olduğunu bilmiyordum. İnsanlar zayıflamak için sirkeli su içiyor Başak, lütfen ya. Demet Akalın'ın keşke ödülünü Hande Yener'le beraber verseydik dediği genç şarkıcı kimdir? Genç şarkıcı. Aklınıza gelen ilk genç şarkıcıyı söylerseniz bilirsiniz büyük ihtimal. Aleyna Tilki. 90'larda... Harika Avcı. Silikonun patlamasıyla gündeme gelen sansasyonel ünlü kimdir? Sevda Demirel. Sevda Demirel'i ben gördüm. Nerede? Dayımın şeyi vardı ya, ha. Tesisi. Pfizer diye bir firma vardı ya, hı hı. Onun şirketin bir yetkilisi miydi artık neydiyse onunla beraber oraya yemek yapmışlardı. Full kapattırmışlardı orayı, biliyor musun? Evet. Havuzun kenarına masa yaptırmışlardı. Hmm. Ondan sonra o kadar. Tarkan, 1994 yılında canlı yayında söylediği hangi sözlerden ötürü linç yemiştir? Kıllı erkekleri sevmiyorum. Gay erkekleri sevmiyorum. Çok insani bir ihtiyaç. Ben tuvalete girmiyorum. Çişim geldi. Çişim var. Efsane bir kadro sayıyorum size. İlk cevabı yapıştıran bilir. Onun için sorunun bitmesini bence bekleneyim. Merve Boluğur, Sinem Kobal, Burak Özgür... Küçük Sırlar. Çok üzgünüm ama. Dedim, beklemeyin sorunun bitmesini. Huysuz Virgin'in şovlarında seslendirdiği, kendisiyle özdeşleştiren şarkı nedir? Katina'nın elinde evet. Makası. Evet, çok doğru. Çok doğru. Alayım. Hangi ünlü şarkıcı klan hayatı yaşamayı sevdiğini açıklamıştır? Yıldız Tilbe, Sezen Aksu, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özlem neydi ya soyadını? Aşkın Nur Yengi.
Çıkıları saydınız. Kim o? Sezen Aksu. Herkes Sezen Aksu'nun evinde toplanmış çünkü. Herkes Sezen Aksu. Evet. Ebru Gündeş'in aşk yaşadığı Popstar Alaturka yarışmasının sunucusu kimdir? Osman Taner Kır. Kır kır kır. Aaa! Hatırladım o adamı. Evet. Evet. Seslendirdiği şarkıda belinin kırılma ihtimalinden bahsederek karşısındaki erkeğe sitemeden 1990 Ayşe Hatun Enal. Robert Atemo'nun Aşksız Prens şarkısının söz ve müziği kime ait? Yıldız Tilbe. İçinde de vokal yaptı. Turşu suyu midemi çok ağrıtır. Turşu suyu içemem. Bugüne kadar hiç turşu suyu içmedim. O yüzden ben de sadece bir yudum alacağım, koyacağım. Ben içerim ki turşu suyunu. İç. Turşu suyu şifadır. Ama sirke öyle mi? Videoyu beğendiyseniz ben butonuna basmayı, kanalımıza... Bize abone olmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. İyi günler. Bir de ben öpeyim. Oh, turşulu turşulu. Sevda yüklü trenler boş raylarda ilerler. Sevenleri üzenler hep o yolda giderler.